Tekno Seyir'e hoş geldiniz. Murat, önümde böyle garip bir alet var. Evet. Zhiyun marka olduğunu biliyorum. Gimbal. Gimbal, evet. Crane Ama 2. bu biz bunun bir başka versiyonunu Smoothly incelemiştik, değil inceledik. mi? O Daha kamera şey cep küçük telefonu çaplı içinde bir o. şeydi o, Cep değil mi? telefonu içinde hafifti, küçüktü. Bu ağır. Bu bayağı Şimdi sağlam bir şey yani. tabii Zhiyun'un birçok Crane modeli var. Hı. Bu Crane 2. Neye göre alınıyor bunlar? İşte tam olarak senin dediğin gibi ağırlığına göre alınıyor ama kaldıracağı şeyin ağırlığına göre. Taşıyacağı şeyin, Şimdi evet. aslında biz burada mesela 6300'ü taktık. Normalde bunun için bu kadar Crane 2'ye ihtiyacın yok. Başka Crane V2'yi de alabilirsin. Bu tam olarak hani kendileri böyle söylemese de aslında Canon düşünülerek yapılmış bir şey gimbal. Çünkü onların 5D'leri kocaman 5D'ler, onun kocaman lensleri ağırlık yapıyor. O ağırlığı kaldırabilmek için bunun da hem kendi hacmi büyüyor hem de motorlarının kuvveti artıyor. Evet, doğru. İşte Yani bunun üzerindeki kameradan çok daha büyük tabii. modeller için Evet, uygun diyorsun. işte direkt söylüyorum Canon'un 5D modelleri Hı. için düşünmüşler. Hatta başka özelliklerini de birazdan söyleyeceğim. Onlar da çalışıyor. 3200 gram yani 3,2 kilo taşıyabiliyor bu Hı. Crane 2. Dolayısıyla aslında dediğim gibi bizde bu var diye bunu koyduk. 6300 veya işte diğer aynasızlar için daha hafif modelini alabilirsin. Hı. 3000 yani 3,2 kiloyu taşımayacaksa bu ziyan oluyor aslında bakarsan bir Hem de yanda. sen Hem de sonuçta tutuyorsun, evet taşıyorsun değil mi bir çok yandan? ağır bir şey almış oluyorsun. Büyük hacmi büyük yer kaplayan bir şey olsun. Hmm. Şuna baksana çantası da var. Evet. Şık bir çantası var. Evet hem şık hem de o bunu koruyor aslında bakarsan. Şimdi gimbal ne işe yarıyor zaten daha önce söylemiştik videoda bir daha hatırlatalım. Şimdi bunların kameraların içinde stabilizasyon var Hı. aslında artık. Çoğunda var. Kamerada yoksa lensinde oluyor vesaire ama bir de hareket etmek var. Yani ben bu kamerayla bir şeyler hareketli bir şeyler çekmek istiyorum dediğin zaman o işi çok iyi çözemiyor. Daha doğrusu crane sen oluyorsun. Yani. Onun yerine işte O hassaslığı evet o gösteremiyorsun hassaslığı da gösteremiyorsun. Bunu alıyorsun ve bununla ister koşuyorsun ister takip ediyorsun. yani. Hı. 3 yönlü çalışıyor. Çok güzel stabilize edilmiş videolar çekebiliyorsun. Bunlar şeyden çok daha iyi. Mesela hafif titrek bir video çektin. Düzeltebilir misin işlerken? Evet, bir kısmını Hı. düzeltebiliyorsun ama düzeltemeyeceklerin de var. Ya Doğru. da bir çektiğin videonun bir kısmında bir sorun var, bir kısmında yok gibi böyle yani karmaşıklaştırıyor Yani işi. sonrasında montaj konu Evet. kısmında işini İş zorlaştırıyor. kamerada ne kadar halledebilirsen o kadar rahat ediyorsun. Doğru. İşin aslı bu. İşte bunlar o işe yarıyor. Tabii bunlar yani bunu pek keyif için almazsın. Bunu da senin bir projen için alınacak ya da yani bir para kazanıyor olman lazım ki bu masraflara gir. Bu ürün Crane 2'de güzel şeyler var. Mesela benim en çok şikayet ettiğim şey bu tarz ürünlerde. Ekranları yok. Kendi ekranlarından bahsediyorum. Hı. Şeyler çünkü çoğu zaman bunun bak bunun da öyle. Kontrol kısmı çok basit. Hı. Gördüğün gibi. Bunlar o yüzden kombinasyonlarla çalışıyor. Bir kere tıklayınca mod değişiyor. İki kere tıklayınca, üç kere tıklayınca bir şeyler yapıyor bu Hangi alet. modda olduğunu anlamıyorsun Anlamıyorum. Aklında normalde. tutacaksın ya da işte kullandıkça anlıyorsun. Ha, şu an şunu yapmadığına göre şuradayım diyorsun. Burada öyle değil. Burada direkt, şurada hatta açayım. Üstünde yazıyor. Hı. Çalışsın. Hı, kendini. Şöyle baktığın zaman bak şu an pan follow modundaymış. Yani pan çekebiliyorum bunu şu Hı. anki haliyle. Şöyle tutayım. Bak ufak ufak döndürüyor. Şu dönüşün hassasiyeti falan hepsi ayarlanıyor. Hı. İhtiyacına göre. Yani sen çevirmek istediğin yönü Evet. yapıyorsun. O yavaş yavaş oraya doğru Aynen dönüyor. öyle. Ya da işte kilitli modda bir yerde kilitleyip kalabiliyor. Hı. Onu da buradaki şeyden ayarlıyorum. Joystick'i var. O joystick de mesela çok basit modellerde yok. Hı. Ama bunda var. Bak eysem de kilitlediğim yerde. Yani sen karşımdasın mesela. Şöyle yapıyorum. Hı. Tamam. Artık bundan sonra ben istediğim gibi hareket ettirebilirim bunu. Hep sende kamera. Bir de şey var artık. Hani mesela bu 6300 üstünden konuşursan bunun otofokusu da çok iyi ya. Senin yüzüne bir kilitledim mi? Kendi fokusu da kilitlenmiş oldu. Hem ben bunu kilitledim. Artık Hı. kendi odağı da kilitlendi. Çok güzel. Sen hareket etsen de ben seninle birlikte gelirim. Ve hep yüzünü odağını kaçırmadan çekerim. Hayatı bayağı kolaylaştırıyor yani. Bayağı kolaylaştırıyor. Bunun haricinde bu altında bir ekstra tekerleği daha var. Bir de şey var tabii şuradan. Bu işte pan fokusuydu. Şöyle yavaş hareketi. Hı. Şöyle. Bir de follow var. Orada da bak yavaş yavaş aşağı eğdikçe o da eğiyor. Yukarı Hı. kaldırdıkça o da yavaş. Hep bu yumuşaklık aslında işin esprisi. Doğru. Çünkü biz onu elimizle yapmaya kalktık mı bu kadar güzel yapamaz. Yapamıyoruz doğal olarak. Peki şeyi soracağım. Bana Murat, dönüyor. tekerini de Sana dönüyor. kontrol edebiliyor musun? Sonuçta ağır makineler. Bu baştan söyleyeyim.
çift elle kullanılacak. Çünkü bakma bu 6300 her ne kadar lensimiz büyük olsa da yine bu hafif bir şey. Yine ona rağmen yani tek eline binen yük kendisi de ağır 1 kilonun üzerinde. Yani minimum 1,5 kiloluk bir yükü bir tek koluna bindiriyorsun ve bunu belki dakikalarca yapacaksın. Heh, yani uzun süre boyunca yapamazsın. 5D diyoruz işte 3.2 kilo diyoruz. Yok tek çift elle kullanılacak. Hı. Yani öyle olması daha iyi olur. Şu bu arada daha sonra sarılan bir şey yani üstünde yoktu. Ek olarak bak şu kutudan çıkıyor. Tripod. Buna güzel. Uyuyor. Ne avantaj sağlar sana? Şimdi ben bunu hiç dokunmadan da kullanırım. Bunda Bluetooth var. Uygulamayı yüklüyorsun. Ben bunu uzaktan mis gibi idare ederim. Bir kere yerleştirdikten sonra. Bu tabii sadece bunun üstünde durmak zorunda değil. Bunu tripod veya bir başka uyumlu bir şeyin üstünde de takabilirsin de. O sayede rahat rahat hiç el değmeden gayet yumuşak geçişler yapabilirim. Uygulama demişken uygulaması bizim önceki Smooth Crew'da iki tane indirmek zorunda kalıyordum. Bir asistan vardı. İşte bunun ayarlarını yapmana yarıyordu. Bir de Play vardı. O da çekim yapmana yarıyordu. İkisini birleştirmişler nihayet. O doğru bir karar olmuş. Play yüklenecek sadece ve o hem joystick oluyor hem bunun kalibrasyon ayarlarını gösteriyor, yapabiliyorsun. Kendi üzerinde de ekran olduğu için bu OLED ekran menüsü var. Oradan girip yine o ayarlara da ulaşabiliyorsun. Çünkü görüyorsun artık. Şey çok iyi. Sen bunu aldın gidiyorsun. Tabii bunun ne kadar pili kaldı? Ekran evet, yoksa o da sıkıntıydı. Burada görüyorsun. 18 saat, 12 ile 18 saat arası. İşte o yüke göre biraz da değişiyor. Pili var. Pil kapasitesi 3 tane pille çalışıyor zaten. O da bir ekstra iyiliği. 18.560 pil türü. 18 saat çok iyi. Yani zaten çoğu çekim hiçbir zaman o kadar sürmeyecek. Şurada da şey hani var. Belki birkaç günlük var. Bir yere gittiysen idare edersin. Öyle olur. Başka bir iyiliği şu. Mesela bizim Sony'de onu destekliyor. Şarj edebiliyor makineyi. Ha o da iyiymiş. Şurada USB kabloyu bağlı olduğunu görüyorsun. Doğru. Burada yine merak edebilecekleri şey şu. Şurada bir şey var bak. Burada bir teker daha var. Focus için aslında bunu kullanabiliyorsun ama tablosunu vereceğiz. Sınırlı sayıda kamera destekleniyor. Yine ağırlıklı olarak Canon'da çalışıyor. Bununla şu kablo bağlantısını yaptığın zaman Canon dengini onun da şeylerini vermiş. Kablolarını veriyor. Fokusunu da yapabiliyorsun. Follow focus yapabiliyorsun. Güzel. Çok önemli bir özellik. Evet, tuttuğun yerden yapabilmek. Bence çok büyük bir artısı Canon kullanıcılarına ki şeyler de dahil buna. Bu kablo bağlantısı bir kere yapıldığı zaman kamera ayarlarına da hükmedebiliyorsun. ISO'sunu falan da değiştirebiliyorsun. Ama dediğim gibi onun neyi yapabildiğinin bir tablosunu yapmışlar kamera modeline göre. Oradan baksınlar. Ama yani çok zaten baştan da dedim ya bu Canon için düşünülmüş. Bütün özelliklerinin orada çalıştığını söyleyebilirim. Onun dışında başka esprileri de var. Şu plate'lerin çıkması falan çok kolaylaştırılmış. Kalibrasyon ilk başta böyle bir şey kullanmadıysan biraz zor geliyor. Yani ilk başta böyle bir şey hiç daha önce kullanmadıysan bir ya bu nasıl kalibre edilecek diye. Çünkü bir... her yere ayrı oynuyor değil mi bunun yani? Şey şöyle bir durumu var. Bunu iyi kalibre etmezsen ne olur? Kamera hafif yamuk durdu diyelim. O yamukluğu bu düzeltiyor ama düzeltmek için sürekli enerji harcayacak. Pilini çabuk bitireceksin. Bunu ne kadar iyi kalibre edersen baştan o da düzeltmek için o kadar az zorlanacağından. Yani kalibre etmek dediğin aslında şu duruşu sağlayabiliyorsun duruşu sen açık değilken bile. Evet işte onun şeyi var. Bir talimatnamesi var. İşte şöyle koyacaksın böyle koyacaksın diye tarif ediyor ama o kitapçığında mesela çok iyi değil. Kitapçık olmasından kaynaklanıyor biraz da. Şeyden baksalar daha iyi olur. Uygulamasında da var aynısı. Daha güzel gözüküyor şeması. Oradan takip etsinler. Şema şey İngilizce kolay anlaşılıyor. Ayarları da kolay. Onunla bunun tabii şeyini de kontrol edebiliyorsun. Sadece kendisine değil. Bu buna bağlı olduğu için fotoğraf da çekebiliyor. Videoyu da çekebiliyor. Başlatma işini de o yapabiliyor. Yani istersen bunun üstünden de fotoğraf çekebilirsin. O da ayrı. Böyle şeyleri de var. Hani bunun içine dahil olmayan aksesuarları var. Yani bunu mesela böyle tutmak zorundasın. Takıyorsun parçalarını şöyle tutabiliyorsun. Daha sağlam evet. Tutuyorsun. Zaten genelde hani öyledir ya o cihazlar. Stabilize. İşte bunda da onu yapabiliyorsun. Uzaktan kumandası var. Bunlar ekstra satılan parçaları. Biz bunu değil de Crane V2'yi kullandık. Yani bizim 6300 için olan modelini kullandık. Hatta işte şeye GIST fuarını çektik ondan. Çok memnun kaldık. Hiçbir sıkıntımız olmadı. Üründe şey sağlam alüminyum ama şunu söyleyeyim bu mesela senin kameran suya falan dayanıklı olabilirlensin ama bu değil. Yani bununla öyle kötü şartlarda çekmeyeceksin. Yağmurun altında evet, şey yapma. Böyle çöre dalmayacaksın. Birazcık nazik bir alet. Kendisi sağlam. Fiziki olarak sağlam ama işte o suya muya dayanıklı değil onu söyleyeyim. Başka şöyle bakacağım. Fiyatı ne kadar? Fiyatını en son söyleyeceğim. En kötüsünü her zaman sonra saklayalım.
şöyle 3 eksenli olduğunu söylemiştim. Motorlar sessiz. Hı hı. Hani böyle kalibrasyonu yanlış yaptığın için böyle alet bir zorlanırsa o zaman ses çıkartıyor aslında bakarsan. Hı. Düzeltme yapmak için. Ama orada bile sessiz diyebilirim. Bir de sen bunun tabii fiziki olarak engel olmayacaksın çalışmasına. Bir zırıltı mırıltı böyle bir belirli belirsiz bir şey ses çıkarmıyor kesinlikle. Hı hı. Dediğim gibi Canon için ya da işte 3.2 kiloya kadar kameralar için tercih edilmesi lazım. Eğer bunlar yoksa daha düşük kilo kaldırabilenler, daha küçükler, hı hı, onları tercih etmen lazım. Çünkü fiyat da değişiyor. Mesela bunun fiyatını 3.300 TL olarak şu anda satış fiyatı 3.300 lira. Kullanmayacaksan niye hem bunu taşıyacaksın hem yüksek para vereceksin? Ya dediğin gibi hani keyif için değil de daha çok profesyonel bir iş yapıyorsan. Zaten bak 5D diyoruz, onlar da pahalı cihazlar. Hı hı. Tamam bu fayda ile kıyaslarsan fiyatını, hı hı, kesinlikle verilir. Onun çünkü bir alternatifin yok. Gimbal'da senin elimle yaparım ya da işte kamerayı kullanayım alternatif pek yok. Ben nefes almadan dururum diyemiyorsun. Yok evet. Tamam stabilizasyon çok gelişti bu kameralarda ama bu başka bir şey. Hani bu senin hareketini stabilize ediyor. Ve kamerada yağ gibi akan bir görüntü olarak elde ediyorsun. O keyif de veriyor insana. Çünkü şeyi biliyorsun sen orada nasıl bir hareket ettiğini ama bir bakıyorsun o sabit gitmiş. Hı hı. Biz de örneklerimizi vereceğiz. Güzel ürün Türkiye'ye satışta. Şu anda hani ben de zaten Türkiye'den buldum fiyatını oradan verdim. Tek sıkıntım yani şimdi para verdiğim üründe şu özellik follow focus çok önemli bir özellik eklenmiş ama işte her kamerada çalışmıyor. Bunun geliştirilmesi lazım bence. Hı hı. Daha çok kameranın bunu desteklemesi lazım. Çünkü bu da orada oldu mu tamam işte komple bir çözüme bulaşıyorsun. Doğru. Yoksa ne yapacaksın? İşte biz mesela burada şey yapıyoruz, 6300'ün otofokusuna güvenip çekiyoruz çoğu, hı, zaman ve artık bayağı hızlı fokus yaptığı için kurtarıyor vaziyeti. Ama fokus kabiliyeti zayıf bir kamera takarsan işte o dezavantaj oluyor. Ona başka mekanik çözümler yani bulması lazım falan filan. Evet, böyle Zoom Crane 2. Crane 2. Crane V2 demiyorum, Crane 2 kutusunda, hı, da o şekilde yazıyor çünkü o da var. Crane 2 olarak bunu aratırlarsa direkt bu çıkıyor karşılarına. Tamam. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.